Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepiniz yepyeni yeni bir güne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ee, ve şöyle bir şey söyleyeyim, çok ilginç bir transfer sezonunu bitirdik arkadaşlar. Gerçekten çok çok ilginç bir transfer sezonunu bitirdik. Bitirmeden önce de çok ilginç anlar yaşadık. Ee, yani gerek Emre Mor gerek Ryan Kent konusunda çok ilginç anlar yaşadık. Özellikle şunu söyleyeyim. Jose Mourinho 4-5 gün önce Kent'le özel bir görüşme yapmış. Kendisine kariyerini bitirme demiş. Suudi Arabistan'dan teklif gelmiş. Bak Suudi Arabistan'dan görüşmüş. Maaş konusunda anlaşamamış. ya yani bu gece itibariyle gideceğini düşünmüyorum demişti Sercan Amzoğlu. Gece itibariyle. inşallah gider. Ya maaş konusunda. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam şunu söyleyeyim. Arkadaş Maaş konusunda kaç istiyor? 3 istiyor. Onlar ne kadar veriyor? 2. Lan birini de ben vereyim de lanet olsun defol git derim gerekirse. Ama futbolcu kendine edecek. Yine Sercan Amzoğlu diyor ki TFF Halil Umut Meleri Fenerbahçe maçına atayarak bir mesaj vermek istiyorsa eğer hata yapıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon mesaj alacak durumu yok. Umarım Kasımpaşa maçı sıkıntısız yönetilir. Fenerbahçe'li bir oyuncu haksız yere oynar atılırsa kaos olur. Derbi maçı öncesi çok büyük kriz olur. TFF bunun altından kalkamaz. Fenerbahçe buna müsaade etmez. Bunu da böyle bilsinler. Kesinlikle bu sezon bu tarz durumlara müsaade edilmeyecek diyor. Burada çok ciddi bir mesaj var da ister anlasınlar ister anlamasınlar. Biz de merak içinde bekliyoruz. Eyüp Spor transferinin son anlarında Emre Mor transferini bitirmek için elinden geleni yaptı ve inşallah hani resmi olarak açıklanmadı henüz de bitirdiler diye biliyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe ilk olarak Emre Mor'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Hani siz diyordunuz ki, hocam Emre Mor'da işte değmez şöyle hani e, ne derler ona. E, öyle bir çırpıda harcanacak futbolcu değil falan filan diyordunuz ya. Fenerbahçe Emre Mor'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıp oyuncuyu EYP Spor'a kiraladı diyelim. Hayırlı olsun inşallah orada şey yapar. Galatasaray muhabiri Haluk Yürekli. Ne kadar yürekli siz daha iyi bilirsiniz. Sara, Jelert ve Osimhen transferlerinin gerçek maliyetlerini açıklamış. Ben bilmem arkadaşlar. Bakın ben onun açıkladığını söylüyorum. Sonra e, Max GSL arkadaşlar bana laf etmeyin. Yani biz biliyorduk da Haluk Yürek de açıklamış. Sara'nın bon servisi 23 milyon euroymuş. Jelert'in bon servisi 11 milyon euro. Osimhen'in maaşı 9 milyon euroymuş. Yani Net parayı net olarak ücret düşük göstermek için kolay bonuslar ekleyip kapa düşük bildiriyorlar gibi bir şey söylemiş. Ben bilmem. Bugüne onun. Yine Fenerbahçeli bir sayfa diyor ki Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Icardi alacakları için Galatasaray'a ihtarname çekti diyor. Yani yana yakıla transfer için çabalamıştı Galatasaray son günlerde, son anlarda. Ben yani çok yorum yapmak istemiyorum. Hocam biz Fenerbahçe sayfasıyız. Fenerbahçe'yi konuş falan filan diyen Ukale arkadaşlar oluyor. Sadece Fenerbahçe'yi konuşarak Fenerbahçe sayfası olunmuyor. Sen şampiyonluk yolunda tek başına değilsin. Anlatabiliyor muyum? Ve e, hani Hayırlısı olsun diyeceğimiz bazı gelişmeler. Işte Eyüp Spor mesela, Emre Mor. Ryan Kent de keşke gitseydi. Mesela Nikola Zalewski. Jose Mourinho'yu bir baba olarak görüyor. Aklıma iyi gelmişken onu söyleyeyim. Nikola Zalewski seneye bedava Fenerbahçe'de. Ciddi söylüyorum bak. Seneye bedava Fenerbahçe'de diyeyim. Çünkü Zalewski konusunda çok ilginç iddialar ortaya atıldı. Ben bunları da dile getireyim arkadaşlar. Ne dedi iddialar? 2021 yılında kanserden babasını kaybetmiş. Vefatından günler sonra Lazio derbisindeki ilk kez süre almış. Bu hareket karşısında mest olmuş. <laughs> İlerleyen zamanlarda Mourinho ikinci babam açıklamasını yapmış. Hani Galatasaray'la bayağı görüştü ama anlaşamadı. Demek ki Galatasaray çok az para vermiş. Hani iddialara göre oyuncu 400 bin euro alıyormuş yıllık ücret de Galatasaray'da e, 2,5 milyon euro vermiş. Çok kadar da salak değillerdir Can. Siz ne yaptınız? 300 bin 400 bin euro alana. Sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Yani bu sezon Haziran'da sezon sonunda sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdiden Mustafa Hoca olarak kap veriyorum size. Zalewski sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'de. Bakın. Şimdiden %100 kap veriyorum. İster inanın ister inanmayın. Bunu size bırakıyorum. Aynı zamanda hani e, Emre Mor için ayrılık gelişmesi diye başlık atsam nasıl olur? Yani Emre Mor'un sözleşmesi uzatıldı. Emre Mor'un yeni takımı. Ya şimdi 27 yaşındaki futbolcu ve Eyüp Spor. Fenerbahçe formasıyla 49 maç, 6 gol, 5 asist. Hani Volkan Demirel de kendisine bayağı inanıyor. O da bayağı destekliyor. Serdar Aziz Süper Lig'den 3-4 takımı reddetmiş. Fenerbahçe'de kalıyor diye haber var. Ama belki de bizim bilmediğimiz bir şeyler olacaktır. Son anda yani başka bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Umut ediyorum. İnşallah diyorum. Çünkü başka söylenecek sözüm yok. Çünkü uzun zamandır serbestti, uzun zamandır boştaydı. Sezon başı kampı yemedi, etmedi. Hani şu an Fenerbahçe'ye devam etmesini istemediğim oyunculardan birisim. Ee, Fenerbahçe yani takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını belirtmiş demişti. 135 maça çıktı 11 gol 6 asist yaptı ama görüşmeleri sürdürüyor arkadaşlar her an her şey olabilir yani Fenerbahçe'de kalacak desek de doğru olmaz gidecek desek de doğru olmaz sezon sonuna kadar sözleşmesi var anlatabiliyor muyum Galatasaray zamanında Sercan Hamzoğlu ile birlikte işte Sercan Yıldırım Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın bonservisini artı 4.5 milyon euroyu vermişti o zamanlarda gizli sponsorları yoktu tabi. Galatasaray'a sözleşme fesi için o da 2.3 milyon euro ödemiş zamanında. Öyle söylüyorlar kendileri. Sonra Fenerbahçe'ye gelmişti. Baya bir tecrübeli isim. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Yani çok bir şey diyemem. Fiorentina'dan Amrabat açıklaması var diyor. Ben bu tip şeyler çok önemli görmüyorum. Artık önemli haberleri konuşacağız ama ne dediğini merak ettim. Amrabat'a yaptıkları için teşekkür ediyormuş. Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmasına rağmen Macaristan'a gelip 120 dakika boyunca her şeyini verdi. Sakatlanmayı göze aldı. Çok iyi bir profesyonel gibi davrandı. Onun motivasyonunu anladık ve gitmesine izin verdik. Bizim için ekonomik açıdan doğru bir operasyon oldu diyor. Ee, hayırlı olsun arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim. Luan Perez'den sürpriz sakatlık açıklaması. Şimdi Luan Perez'in bizimle bir bağ kalmadı. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Gittiği için istediğini söyleyebilir. İsterse krem peynire taptığını açıklasın. Umurumda değil. Ama e, yani maç temposunu sadece oyun oynayarak kazanabilirsiniz. Bu tamamen futbola özgü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu en önemli şey. Fiziksel formumu geri kazandım. Karili'nin bana en uygun görev vereceğine inanıyorum demiş. Pazar veya da perşembe oynayabilecek durumdayım demiş. Fenerbahçe sakatlığım hakkında açıklama yapmadı. Çapraz bağlar her zaman ameliyat gerektirmez. Konservatif yani cerrahi işleme gerek olmayan ya da bir cerrahi işlem gerekliyse bu işlemi geciktirmek için kullanılan tedavi varmış. Yani bu tedavi seçeneği de olabilir ve bu tercih edildi. 4 ay boyunca bu tedaviyi uyguladık. Sonra tekrar sahaya döndüm. 3 maç oynadım ama ağrı çektiğimi belirttim. Sezon öncesinde tekrar oynadım ama ağrılar devam etti. Eğer ameliyat edilmezse ağrı sürekli olacak. Bu yaşadığım tek sakatlıkta diyor. Yani gerisini siz doldurun. Ben bir şey demiyorum. Çünkü bu kitaplara konu olacak bir konu. Ben o konuyu konuşmak istemiyorum. Kadının bir tanesi şey kadının bir tanesi pardon sıra yönetiminin bir tanesi ee, demiş ki ne diyor? İki transfer yeterliyken 5 transfer yaptık. Geçen sene bize kök söktüren Jelert'i aldık. Hala transfer isteyenleri anlamıyorum demiş. Ben de şunu söyleyeyim Metin Öztürk'e. Sosyal medyada trollerle Ali Koç transferler nerede diye gaza getirdiniz ya milletin. Sonra o gaza getirdiğiniz kişiler baktık ki Ali Koç 8-9 tane transfer yaptı. Kapağı taktı size. Oklar size döndü. Ayrıca Jelert bize kök söktürdü. Bunu aldık. Bu nasıl bir laf ya? Ya Fenerbahçe maçında arkadaşlar. Ee, ya Fenerbahçe maçında kimler kimlerle hani kimler bize erkek kesiliyor? Fenerbahçe maçlarında kimler kimler neler yapıyor? Biz bir şey diyoruz mu ya? Herkes herkese erkek kesiliyor da. Ya bizim maçlarımızda dünyanın en iyi futbolunu oynuyorlar. Ya eğer biz buna kalsa bir sezonda 50 tane falan futbolcu almamız lazımdı. Neydi o şey? Ee, hangi isimdi ya? Bu sene Galatasaray'a karşı o Young Boys'un sağ beki mi sol beki mi? Hocam çok iyi oynadı. Hocam mükemmel. Hocam şöyle. Hocam böyle. Hocam süperdi falan filan. Ya vasattan çıkın arkadaşlar. Galatasaray o kadar kötü ki. Yani kanat oyuncusunu falan şey yapmayın yani ya. <laughs> Allah Allah. Galatasaray Freiburg'da yıllık net 380 bin euro maaş alan Roland Salahye senelik net 2,5 milyon euro maaş ödeyeceğini açıklamış. Oh, oh, Yani ben başka bir şey demiyorum. Allah'tan bulun başka bir şey demiyorum. Neyse. Fenerbahçe'den sürpriz hamle Çerki. Hocam transfer dönemi bitti. Hayırlı olsun. Artık duyum veremeyeceksin diyen arkadaşlar varsa çok yanılıyorlar çok. Asıl duyumları şimdi verebileceğiz arkadaşlar. Asıl duyumlar şimdi. Niye asıl duyumlar şimdi? Ya duyumun kralı, duyumun böyle hası, halisi şimdi verilecek duyumlar. Çünkü sebep şu. Transfer hazırlığı çok başka bir olaydır. Transfer başka, transfer hazırlığı çok başka bir olaydır. Fenerbahçe şu anda transfer hazırlığı sürecinde. Ve bu süreçte artık hep birlikteyiz. Başka yere de ayrılamazsınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda <laughs> kulüpten bilgiler, sohbetler, muhabbetler, futbola dair gelişmeler. Bakın artık Fenerbahçe sohbetlerini, muhabbetlerini sadece bu kanalda bulursunuz. Mesela bak Emre Mor bir sene sözleşmesi uzatılıp kiralandı. Bunun sohbetini burada bulursunuz. Başka yerde zor bulursunuz. Çünkü Emre Mor mesela taraftar çok diyordu. Ya şöyle ya böyle hocam devam etsin şöyle böyle diye. Biz şu Çerki'ye dönelim. Bu arada şey Halil Devrişoğlu'nu Galatasaray-Gaziantep'e kiralamış. E, Gaziantep maçında 3 puan cepte. Dur şuraya yazayım. Gaziantep maçında 3 puan cepte. İddiacılara duyurulur. Bunu şu yüzden diyorum Ali Dervişoğlu çok kötü bir futbolcu. Galatasaray'da dursaydı 3 puan alamayabilirler. Şimdi Gaziantep'te olunca gol falan atamaz. Belli mi olur belki bir şeylerle bir şeyleri karışır falan. Ee, neyse. O Ilgaz Çınar, Oğuz Aydın'la bizzat başkanımız ilgileniyor dediniz. Fenerbahçe aldı. Geçen sezon Amrabat'ı bağlamıştınız. Tekrar temas kurmadınız. Kim aldı? Fenerbahçe. İtalya'ya gittiniz. Kostic sizin teklifinizi kabul etmedi. Kim aldı? Fenerbahçe aldı. Fred ve Şimanski'yi de dahil edersek bir transfer sezonunda 5 gol yemişken siz hala sorunu başka yerde arıyorsunuz. Yani aynen öyle ve net. Başka da bir şeye gerek yok. Biz Çerki'ye dönelim ya. Boş verelim Galatasaray'a. Yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Artık Çerki konuşma zamanı. Şimdi arkadaşlar. Fenerbahçe Sport Direktörü Branko. Şimdiden devre arası hazırlıklarına başladı. Gelecek seneye başladı. Ve Lyon'un Fransız yıldızı Cherkin'in menajeriyle masaya oturmuş. Ryan Cherkin. Yalnız bu Cherkin'in sözleşmesine baktınız mı ne zaman bittiğine? Bir tane bakın. Ya da siz iki saat uğraşmayın ben size söyleyeyim. 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. 25 yaşında. Fransız oyuncu 21 yaşında. 17 Ağustos doğumlu. 2003 doğumlu. 21 yaşında. Olimpiyat Oyunları'nda falan oynamış Cezayir asıllı Fransız oyuncu. Ve eee Lyon altyapısında zamanda almışlar. Oradan beridir oynuyor. Lig 1'de 116 maça çıkmış. 6 gol 16 asist. Yani baktığı zaman kısır bir döngü. Ancak gelecek adına ciddi bir yatırım. Fenerbahçe eğer böyle bir şeyi gerçekten yaptıysa bak Zalevski bence Fenerbahçe'de gelecek şere. kesinlikle Fenerbahçe'de. Ve Ryan Cherky. Ben Fenerbahçe'nin yıldızlarına Cherky'nin yakasına yapışırım. Şimdiden, şimdiden. Şimdiden şimdiden sürekli görüşürüm. Son olarak Filip Kostic transferi falan Fenerbahçe'de Lyon'un 10 numarası gündeme geldi diyor. Ve Ocak ayında masaya oturulacak diyor. Çok gönlü bir oyuncu. Sağ kanatta sol kanatta görev yapabiliyor. Bir dönem Galatasaray'ın da ee, hedefindeymiş. Lig 1'de 6 gol 16 asist yapmış. Genç oyuncunun kulübün olan sözleşmesi sezonun sonunda sona eriyor. En ciddi olay burası. Anladınız mı? Ciddi kısım burası. Hani Serdar Aziz Fenerbahçe yani Serdar Aziz ve Kent mesela Fenerbahçe'yi düşündüren isimler şu aşamada. İnşallah onlar da transfer sezonu devam eden bir yere giderler de hem onlar kurtulur hem biz kurtuluruz diye dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz? Ya bu kadar da uzatmanın şeyi yok ya. Bu kadar uzatmanın gerçekten şeyi yok. Yeter. Şimdi bakın Galatasaray'da Olivier'e 5.8 milyon euro fesih bedeli aldı. Yeni takımda 1.2 milyon euro maaş alacak. Yani yeni takımında bulunduğu 4 yıl içerisinde Galatasaray'dan daha az para kazanacak. Galatasaray'dan aldığı şeyden ee, neydi onun adı? ücretten daha az kazanacak. Ya biz kente bedavadan para veriyoruz. Bazı arkadaşların diyor hocam parası ise verseydik gönderseydik. Ondan sonra da dalga geçtiğinin şeyiyle hareket edeceksin. Yani Galatasaray'ın dalga geçiyorum diyorsun. Aynısı başına gelmiş olacak. Bu da yanlış. O da yanlış. Yani bu da yanlış. Dediğim gibi o da yanlış arkadaşlar. Serdar Aziz'i şunu bunu konuştuk. Bakalım arkadaşlar daha hala transfer sezonu devam eden şeyler var. Fiorentina'dan Amrabat açıklamasında konuştuk. Ben şunu da söyleyeyim bak. Atlanılmasın. Fenerbahçe'den gidenler. Ya ben buna canlı yayın yapmayı da düşünüyorum. Ama şöyle kısaca önünüze getirip hazır videoda çok uzun olmamışken şunu söyleyeyim. İçlerinde bir tane üzüldüğüm adam var. Bir tane. O da Ferdi Kadıoğlu. Ha bu arada daha gidenler olabilir. E, bu listeyi ekleme. Mesela Umut Nair. Omar Fayet'in. Umut Nair bizde hiçbir şey yapmayan. Bal yapmayan araydı. Yine yapmazdı. Yapmayacak da. Onu da söyleyeyim. Batshuayi şu kalabilirdi açıkçası. Hani... az forvetin Ceko, yedek forvetin Batshuayi olarak kabul diyorsan kalabilirdi. Ama rahatsız olurdunuz onu söyleyeyim. Batshuayi 90 dakika oynayacak forvet değil. Sonradan girecek forvet. Kurunic, Crespo, King, Perez, Thiago Çukur, Çağatay, Yusuf Koca Türk, Emir Ortakaya, Omar Fayet, Emre Demir, Jorginho, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan, Furkan Akgüz, Mario Stradurdo, Ca Pedro, Bonucci, Serdar Dursun, Emre Mor. İnşallah Serdar Aziz ve kendi de ekleriz. Şimdi burada bir kişi yani Ferdi Kadıoğlu ismi maalesef yani Ferdi Kadıoğlu ismi ee, dışında benim çok üzüldüğüm bir insan yok arkadaşlar. Galatasaray ne diyor? Ali Tuğrap Bülbül'ün Ümraniye Spor'a kiralandığını açıklamış demiş. Sağ bekleri Jelert'ti. Jelert'in yedeği gitmiş. Ya yani şu Galatasaray'ın transfer marketleri bir açmam lazım. Yani kimleri kimleri ne yaptılar acaba? O da ayrı bir mesele. Vallahi ben Fenerbahçe açısından şöyle bir düşünüyorum. Hangi sayfaydı? Güzel bir şey yapmış çok kısa değineceğim. Bunu ben canlı yayını yapmam lazım arkadaşlar. Yani bu şekilde anlatamam size. Şu Play Sport'u sanırım. Şöyle baktığın zaman hocam Samet Akaydın e biraz korku salıyor diye. Samet gidip Serdar Aziz kalsaydı yine aynı telaşa kapılırdınız ama bu kadar kapılmazdınız diye düşünüyorum. Osternwolde Kent Kostić, Levent var orada. Levent Fred'in yedeği gibi düşünürsen hani onu oraya kaydırsan Fred'in yedeği kaliteli değil hocam dersin. Ama Amrabat, İsmail, Bartu, Şimanski, Mert Hakan, Maksimino Uzaydın, İrfan Can, Tadiç, Cengiz, Ennesi, Ceko diye. PlaySport, Amrabat diye yazmış. Lan biz mi yanlış biliyoruz Amrabat'ı? Acaba Amrabat değil, Amrabat diye biliyorum. Aa, Adana, Manisa, Rize, Tekrar Adana diyebiliyorum. Neyse. Galatasaray transfer marketini şöyle bir göz önüne getirdim arkadaşlar. Gelenler gidenler tam yansımış mı bilmiyorum. Ee, flash ayrılıklar. Mesela Derik Köhü'nün nesi vardı ya gayet iyi sol bekli ne güzel biz güzel ortalar açıyordu. Tete'ye 7.25 yazmışlar mesela. Gel gör ki Tete'nin bilmem iki küsürünü kulübe ödeyecek sonra futbolcu ödeyecek falan filan diyorlardı. Nikola Zanyola'yı 6.4 demişler. Maaşını Galatasaray'a verecek ama 6.4 almışlar. Emin Bayram öyle. Kerem Aktürkoğlu'ndan 10 almışlar. 2 yıllık ücretini bu sene Galatasaray ödeyecekmiş falan. Yani böyle iddialar var. Başka? Dubois, Oliveira. Aa, Talyan Antalyalı Bodrum'a gitmiş. Tamam Galatasaray'a Bodrum maçında yazmış 3 puanı. Eren Aydın, Sirac Hannas, Bolu Spor'a gitmiş. Hani Bolu Spor şikeciydi size göre. Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe'de Melih Bostan aldılar şey diye. Melih Bostan değil ya nerede? O çocuğu aldılar diye çikeciydi. Hamza Akman Sünderci Jüçkizi 2'ye gitmiş bedelsiz olarak. Ali Tuğrap Bülbül Ümraniye Spor'a kiralık gitmiş. Garip. Ümraniye'nin teknik direktörü şey değil miydi ya Tuncay Şanlı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ümraniye Spor. Şurada bir daha. Evet Tuncay Şanlı bak. Oğlum biz de boş adam değiliz yani bir şeyleri de biliyoruz yani o kadar da şey değiliz. Ee, <laughs> biz daha fazla futbolcu vermedik Ümraniye'ye bence. Başka Can Kat Adana, Kaan Arslan, Bolu Spor bedelsiz 23 yaşına gelmiş. Derik Köhün Bremen'e kiralık gitmiş. Halil Devrişoğlu Gaziantep gitmiş yaz 3 puan. Matias Ross Sparta Pırağa gitmiş. Bu ne lan? Baran Aksaka Arda Kart Hali takımına kiralık gitmiş. Bulgaristan takım ligi. Garip. Neyse biz işimize bakalım. Fenerbahçe açısından güzel bir transfer hamlesi oldu. Şimdiden arkadaşlar Ocak ayının transferinde iki tane Ocak ayı transferi verdim size. Zaleski ve Çerkin'in üstüne çok düşün. Şimdiden izlemeye scouting'e falan başlayın. Uganda 8. ligini izleyene kadar bu çocukları izleyin. Çünkü Fenerbahçe önümüzdeki yazın Transferlerini şimdiden sıraya koydum ve yavaş yavaş kademe kademe gün gün arkadaşlar bu transferler yapılmaya çalışılacak. Benden söylemesin. Canlı yayın öncesinde de duyur, duyur yapacağım arkadaşlar. 73.600 13.400 topladığınız zaman çok ciddi bir rakam yapıyor arkadaşlar. 87.000'e falan tekabül ediyor. Hedef 100.000 ayrı ayrı 100.000 gerekirse ama ana kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.